Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2022 yılı 4. çeyrek bilançosunu açıklayan ve aynı zamanda sizler tarafından yorumlarda birçok defa yazılmış olan Ulusoy Un'un incelemesini yapacağız. Ulu Un koduyla geçen hisse senedinin öncelikle temel analizini, ardından grafik üzerine teknik analizini birlikte yapacağız arkadaşlar. Analize geçmeden önce sizler için açıklamalar kısmında Midas Yatırım'ın linkini bırakıyorum. Neden bırakıyorum Midas Yatırım'ın linkini? Midas Yatırım'ın linkine tıklayıp indirip üye olduğunuzda bedava bir şekilde var olan hisse senetlerinin hedef fiyatlarını, piyasadaki analistlerin hedeflediği fiyatları, aynı zamanda birçok tanıdığınız analistin model portföylerine bedava bir şekilde erişebileceksiniz arkadaşlar. Link nerede? Açıklamalar kısmında. Oradaki linke tıklıyorsunuz, indiriyorsunuz, üye oluyorsunuz. Hepsini bedava bir şekilde elde ediyorsunuz. Linke tıklaması da bedava. Bedava diyoruz. Haydi gelin başlıyoruz. Evet. Ulu Un'a baktığımız vakit değerli arkadaşlar betası bayağı bir düşmüş. Yani 0.64'müş 0.12'lere kadar düşmüş. Borsa İstanbul'a göre ters korelasyonda olduğunu düşünebiliriz. Bu hisse göre çok daha yavaş hareket etmekte. Halka çıkık oranı %34'müş hala. %34 gıda sektöründe ana pazarda işlem görmekte. Cari orana bakarsak 1.17'ymiş 1.23'e çıkmış. Pozitif değerlendiriyoruz. Likit oran 0.82'lerden 1'lerin üstüne atmış. 1.01 yani güzel. Nakit oran 20'ymiş 43'e çıkmış. Şirketin cebindeki nakit ve nakit benzerleri de artmış. Güzel. Aktif karlılığa bakarsak %5'miş %10'a çıkmış aktif karlılığı. 2 katı aktif karlılığında bir artış var. 2 katına çıkmış. Brüt esas faaliyet kar marjı 5.6'dan 8'e çıkmış. Esas faaliyet kar marjı 3.6'dan 5.5'a çıkmış. Güzel. Net kar marjına bakarsak 1.5'muş 3.5'a çıkmış. Şirketin öz sermaye karlılığı %25'miş %40'a çıkmış. Yani %25 büyüyen bir Ulusoy Un varken şu an karşımızda %40 büyüyen bir Ulusoy Un var. Pozitif bir bilanço, yani her anlamda şu an için pozitif ilerliyoruz. Şirketin maliyet oranlarına bakarsak 12'lerden 8'e düşürmüş. Kar marjını yukarı çekerken maliyeti de aşağı çekmesiyle iyi bir büyüme ivmesi yakalamış. Başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılığa bakacağız. Hisse başı kar 73 kuruştan 3.73'e çıkmış. Başarılı mıdır? Evet, başarılıdır. İnelim aşağıya doğru. Şirketin PEG oranı 0.21'miş 0.02'ye kadar düşmüş. Gayet ciddi, iyi bir şekilde düşmüş. Bunun düşmesini isteriz zaten. Ciddi bir büyüme potansiyeli sunduğunu söyleyebiliriz. ROIC oran 20'den 28'lere çıkmış. Burada da öz kaynaklarını ciddi şekilde verimli kullandığını tekrardan söyleyebiliriz. Şirketin borç durumuna bakarsak %80 borcu varmış. %72'ye kadar geri çekmiş. Yine ciddi bir borcu var ama iyi de, yani %8'de borçluğunu azaltması da pozitif şekilde değerlendirebiliriz. Aktif devir hızı hafif biraz gerilemiş. Çok ciddi bir gerileme değil. İhracat oranına bakarsak %76'ymış. Şu an %64 olduğunu söyleyelim. Stok devir hızı 16.33'müş. 15.2 olarak bu dönemde de gerçekleştirmiş. Yani buradaki geri gelme ciddi bir geri gelme değil. Olabilecek bir şey. Bunu kabul edebileceğimiz bir nokta. Stoklara bakarsak geçen yıl sonunda 860 milyonluk bir stok tutuyorken bu yıl 1.3 milyarlık bir stok tuttuğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Stok tutması neden önemlidir diye soran olursa, enflasyonist dönemde firmalar stoğu da çalışır müşterinin yanında. Çünkü o an stoğu ucuza üretir. Tamam mı? O durduğu yerde zaten değerlenir. Oradan da ekstra bir kar yakalama hedefi olabilir. Şurada kaydırılmış şekilde yıllık satışları baktığımız vakit arkadaşlar, yıllık satışlar doğru orantılı şekilde artarken esas faaliyet kârı da aynı şekilde artıyor. Fakat son dönemde biraz yataya bağlamış. Hisse senedi tarafında baskının gelmesinin ana sebeplerinden biri bu olsa gerek. Bir de şurada dönemsel satış karlılığa baktığımızda her yılın son çeyreğini görebiliyoruz. Burada zaten normal bir şekilde parabolik bir artış söz konusu. Amortismanların satışların maliyetinin oranı 0.12'ymiş. Şu anda 0.28 artmış. Bundaki artışı çok sevmeyiz. Düşmesini isteriz arkadaşlar.
Yabancı para varlıkları yükümlülüklere bakarsak yükümlülükler varlıklarının iki katında ve yabancı para net pozisyonu ekside. Yabancı para tarafında oluşabilecek bir oynaklık Ulusoy Un tarafını negatif etkileme olasılığı yüksek değerli arkadaşlar. Şöyle bir yatırım tarafına bakalım. Uluğun'un gözümüze çarpan güzel diyeceğimiz noktalardan bir tanesi de şu olabilir. %164'lük yatırımında bir artış var. Ulusoy Un yatırım yapıyor şu anda. Yatırımı var ve de bunu gelecekte pozitif yansımalarını orta uzun vadede göreceğimizden de şüphem yok açıkçası. %164 ciddi bir oran. Şirketin borç durumu da grafik üstünden baktığımızda 80'lerden şöyle 72'lere doğru geri çekildiğini söyleyebiliriz. Evet, bulunduğu sektöre göre ucuzluk pahalılığa bakarsak gıda sektörü 22, Ulusoy Un 8 FK'da fiyatlanıyor. Piyasa değeri defter değerinde Ulusoy Un 4, pardon Ulusoy Un 2, Sektör 4, FD Favök'te Sektör 11, Ulusoy Un 5. 3 çarpanda da ucuz, P rasyosunda da ciddi bir büyüme potansiyeli sunuyor. Orta uzun vade adı un firması zaten ekmek yedirebilir. Net satışları 9 milyar TL'den 20 milyar TL'ye çıkmış ve Piotrowski F-Skor 6'ymış 8'e çıkmış arkadaşlar. Yani çok iyi noktaya getirmiş değer yatırımı açısından. Fastweb Mali Analiz Pro uygulaması tarafı bu şekildeydi. Bir de gelin Fintables'tan bakalım. Fintables'tan da baktığımızda yine PEG oranı 0.02 olarak karşımızda. Dikkatimi ne çekiyor benim? Satışlar 1.2 kat artarken net dönem karı 4 kat artmış arkadaşlar. Zaten başarıyı da burası getiriyor. Hemen şöyle bir karnesine bakalım. Karne karlılık 6'da 3, büyüme 6'da 4, borçluluk 6'da 3 almış. 5 üzerinden 3 almış arkadaşlar. Yani ortalama noktada onu söyleyelim. Bilginiz olsun. Yabancılara bakarsak yabancı takas analizine. Yabancılar Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 4 ay üst üste Ulusoy'unu satmışlar. Satmaya devam etmişler. Yani bu noktada yabancı tarafında bunların satışını da düşünmek lazım. Yani Ulusoy'un rally döneminde hareket ederken şuralarda bakın 870 binler, 400 binler ciddi bir alımlar gelmiş açıkçası. Bu tarafı da değerlendirmek lazım. Sonuç nasıl bir bilanço açıklamış? Güzel bilanço açıklamış. Süper bilanço diyemiyorum. Çünkü yabancı para tarafında var olan açıkları falan aklıma geliyor. Oralardan dolayı. Bir de amortismanların satışları maliyetinin oranındaki artıştan dolayı süper diyemiyorum. Güzel bilanço açıklamış. Artan yatırımlarıyla birlikte orta uzun vadede güzel fiyatlamalar oluşacağını düşünüyorum. Temel tarafta. Bir de gelin işin tekniğine bakalım. Teknik tarafa baktığımız vakit değerli arkadaşlar şöyle ki yani zirvesinden yüzde kaç geri çekilmiş? İyi bir 200 günlüğe doğru güzel gelmiş. Zirvesi şurası desek aşağıda %43'lük bir maksta bir çekilme var. %40, %43'lük bir maksta çekilmesi söz konusu. Zannımca burada şöyle bir senaryoyla karşılaşacağız. Şunu bir de mıknatısı da bir kaldıralım. Bakın şurada bir dip yaptı. Gelip böyle bir dip daha yapıp ardından bu zirveyi almak isteyebilir. Borsadaki ana trend bozulmadığı sürece tabii ki onu söyleyelim. Bu zirveyi almak isterse 36'lar, 26'lar, 46'lar hedeflenebilir. Orta vade hedefine 46 hedeflenebilir. Onu söyleyeyim. Şimdi yakındaki destek dirençlerine bakalım. Ana desteğimiz neresi arkadaşlar? Ana destek 200 günlük tarafı 27.8. Tamam. Ana dirençler nedir? Bakın 3'tür, 4'tür deniyor şu 50 günlük ortalama. Biraz daha bunu baskılayacak anladığımız kadarıyla. Ana direnç de 31, 30-31 seviyesi. 30-31 seviyesinin üstüne tutunmadıkça şu an için yükseliş hareketi beklememek lazım. 20 kaçtı? 28, 27.8'in altında da yani çok durmaması lazım. Oralarda ana destek tarafı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Haftalık tarafta bir dakika. Haftalık tarafta işte bu hafta için bir al sinyali oluşturmuş ama şu an için güçlü görünmüyor. 28'lere doğru geri çekilmesi normaldir. Yani bir şaşırmayız orada 28'lere doğru olacak geri çekilmede bilginiz olsun. Ana noktada da şunu takip etmekte fayda var arkadaşlar. 29'un üstü ve altı olarak bakabiliriz. Tamam. Şimdi 31 şuradaki 50 günlüğü kırması ile birlikte bir yükseliş onayı alır. Fakat 29 ortalamanın üstünde 29 liranın üstünde tutunması pozitif bir yukarı yönlü tepkileri tetikleyecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an biraz MACD falan ciddi şişmiş. Buralar böyle biraz sönümlensin. Belli bir miktar negatiflikler yapabilir dediğimiz seviyeye kadar. Ama ardından ilgili noktalara doğru hareketler beklenebilir. Ortalamaların yanında bir de Fibonacci kanalımızın Fibocuları var. Yani devamlı Fibo'da Fibo, Fibo'da Fibo. Tamam. Şu Fibo'ya da bir bakalım.
Öncelikle alsat algoritmasında baktığımda 9 Mart günü bir al yakmış. Aldan sonra bir ufak bir düzeltme, ardından tekrar yukarı yönlü gelebilir. Şimdi bunu da söyledikten sonra Fibo'muza gelelim. Fibo'ya baktığımızda 30 desteğinde tutunamamış, artık 30 direnç olmuş. 27-50 desteği var aşağıda. Tamam. Zaten biz 28'ler, 29'lar, buralar hep destek bölgeleri. Buralarda biraz git gel bayağı bir yapar. 30'un üstüne tutunursa 32, 32'den sonra 34, 37, 40. 40'tan sonra neresi varmış? 51 var. Biz 46'yı hedefliyoruz. 51 biraz daha fazla olabilir. Bilginiz olsun. Durum bu değerli arkadaşlar. Hem orta uzun vade ne durumda olduğunu, hem ortalama destek dirençlerini, hem Fibo destek dirençlerinden sizlere bahsetmeye çalıştım. Orta uzun vade temel tarafta yapmış olduğu yatırımlarla birlikte pozitif etkilerini devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle dünyada var olan bu gıda krizi haberleri geldikçe burada da borsamızı etkilenecek ilk firmalardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Durum bundan ibaret. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.